Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Babacım, selam ver bakalım. Aha benim kızım da geldi. Allah uykudan uyandı ya gözler. Evet gençler, bıdıklarımız uyandı. Onları güne hazırladık. Mihroş mamasını içti. Ama gözler hala şiş, uykulu. Uykuyor, boyuzuyor ya. Eyvallah, kurban olurum uyanınca seni. Uyanınca da böyle küçücük oluyor. Aynen. Gözler. Rock'n'roll'cum benim. Rockçı olacağız değil mi babacığım? Bugün ev halindeyiz. Evet. Valla çocukları da çok şey hazırlamadık. Çünkü bugün evde birkaç iş yapısı sen var. Sen ne diyorsun ya? Benim ballı hardalıma ne diyorsun annesi ya? Aman hiç laf yok. Her haliyle süslü benim kızım. Ve oğluşum yakışıklı. Siz de hardal oldu. Evet, kahvaltı zamanı. Doğru söylüyorsun babacığım. Benim diyet paketim de geldi arkadaşlar. Her gece kapıma asıyorlar. Bakalım bugün ne varmış sultanım? Senin gibi sürpriz gibi. Ara öğün 2. Bir tatlı var ama sanki böyle etmetli yapılmış. Ekmekli böyle. Şöyle bir bakalım. Öğlen balığım var. Ve bulgur. Herhalde evet. Kuskus gibi bir şey. Akşam kereviz mi bu? Kereviz tarzı biberli yoğurt ve pirince benziyor değil mi bu hayatım? Bir şeyli sanki üzümlü pirinç gibi. Aynen. Var. Bakalım sabah kahvaltımda tost var, yeşillik var. Evet. Ay, havucum açılmış. Aynen. Ara öğün birimde böyle havuç sticksleri var. Ara öğün ikimde de böyle bir tatlımsı bir şey var. Bakalım, ben de tam bilmiyorum. Bu da öğlen ne için olabilir? Öyle herhalde balığa dökmek için. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sultanım. Ben şimdi kahvaltımda başlayayım. Eymen buramı da kahvaltı hazırlayalım. Hep Eymen beraber. Biz ne yiyeceğiz bakalım. Evet. Annesi sen ikinize beraber şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Evde çok bir şey kalmamış. O yüzden ona göre bir kahvaltı hazırlayacağım bakalım. Şimdi Eymen Buray'la bana şöyle yumurtalı pizzadan yaptım arkadaşlar. Sebzelerim yoktu. O yüzden sadece böyle sucuklu yapıyorum. Yapalım mı? Eymen. Suyu içelim mi? Ay resmen sabah ortalığı yıkıyor evet. Bir kahvaltı için. 5 dakika duramıyorsun. Hiç aç kalamıyoruz. O yüzden sabah hazırlarken hep eline bir şey veriyorum. Ya kaşar ya sade ekmek dilimi. Evet. Al bak burada ot var, yer misin? Babanın otları. Senin. Ay iyi, böyle oyala bakalım. Isır. Ot muymuş bu? Göbek nerede Eymen, göbek? Göbek. Kulak? Kulaklar nerede? Evet, aferin. Evet, aha. Burnun? Ağzın? Dişler? Evet. Saçlar nerede, saçlar? Aynen, saçlar. Onlar şurada. Bitti. Bitti. Oo, çok güzel oldu. Ay tam sevdiğim gibi. Bak. Oo, maşallah. Evet, şimdi kahvaltımızı yapalım. Sen ne yapıyorsun sen? Bu haline bakayım Mihra. Mihraksa, ne oldu? Allah'tan kameralardan izliyorum seni. Dümdüz yatıyordun. Sen bu haline bakayım. Oyun ayağına. Bu ayaklar buradan çıkmış mı bunda? Oyun oynamanı yesin anne. Bu arada... Biliyorsunuz Eymen burada uyku arkadaşıyla yatmayı çok seviyordu. Mihra Aksa da bununla uyumaya bayılıyor. He? Vallahi siz abi kardeş çok benziyorsunuz birçok şeyle. Giyecek mi bakayım? Hadi bir gelecek saç bakayım. Ya ben seni yiyeceğim.
Evet, biz oğluşumla her yeri dağıttık. Yordun beni be oğlum. He? Vallahi yoruldum, uzandım 2 dakika şöyle ama Eymen buranın enerjisi bitmiyor tabii. He? Canım oğlum benim. Benim de saç sakal birbirine karıştı. Tıraş olmam lazım gençler. Mihroşum da ağlıyor. Herhalde yine acıktı. He babam. Güzel oğluşum. Hadi dağıtmaya devam edelim mi? Harman kesman yapalım annen diyeli. Oh, kokunu sevdiğim çocuk ya. Neymiş bu babacığım? Unicorn. Pıt pıt pıt. Abi. Sen de yapmak ister misin? Pıt pıt. He? Bak ben mi yerim? Güzel mi tadı? Evet, biz oğluşumla oynuyoruz. Sultanım da Mihra Aksa'yla takılıyorlar. Ya bırak, annen bir meleği okuyalım babacığım, gel. Bırak onları. Hoppala. Hadi bakalım. Hoplasın. Bakalım bakalım. Gel bakalım. Annem bir melek. Evet, bakalım. Benim annem bir tanedir. Benimle oyunlar oynar, bana bakar, saçlarımı tarar ve beni çok sever. Geceleri kendim yatacak kadar büyüdüm artık. Ödevlerim bittikten sonra pijamalarımı giyerim, odamı toplar, dişlerimi fırçalarım. Sonra herkese iyi geceler dileyip yatağıma giderim. Annem ne kadar meşgul olursa olsun mutlaka yanıma gelir ve bana iyi geceler öpücüğü verir. Mwah! Annemin beni her şeyden çok sevdiğini bilmek kalbimi ısıtır. Ve bu kadar. Ne diyor? Herkesin annesi dünyanın en iyi annesidir. Annem şarkı söylediği zaman kelebekler gelip onu dinler. Ay. Baştan mı başlayalım? Hadi beraber okuyalım babacığım. Hadi sen de bana anlat bakalım ne var burada? Bak, bir tane çocuk ve annesi. Eymen Buran'ın annesi nerede? Eymen Buran'ın annesi bir melek. Değil mi babacığım? Hı? Oh, başka kitap okuyalım mı? Hadi gel seçelim. Hoppa. Evet. Şöyle bir kamera karşısına geçeyim dedim. Burak. Yine bak, yine bana fake atıyorsun sultanım. Evet arkadaşlar, çocuklar uyudu. Ben de her gün hep olduğu gibi bütün işlerimi çocuklar uyurken hallediyorum. Zaten biliyorsunuz da. Birkaç gündür zaten söylemiştim bir önceki videoda da. Evde dip bucak her yere girişiyorum. Her şeyi hallediyorum. Böyle toz asil süpürler en son iş. Ama böyle ayrıntılara giriyorum. İşte dolap içlerini hallettim. 2 günümü ayırmıştım onun için. İlk önce mutfak hariç bütün dolap işlerini yaptım. En son mutfakta buzdolabını buzduğumu hallettim. Mis gibi oldu. Çamaşır ve bulaşık makinemi de temizledim. Onların temizliği zaten böyle 5 dakikalık iş, sonra çalışıyor, tertemiz oluyor gibi bir şey. Videolarını zaten çekmiştim biliyorsunuz. Yani kanalımda aratırsanız mutlaka yaptığım, gösterdiğim çıkan bir videosu olacaktır. Evet, yani o tarz şeyler yaptım. Şimdi ne yapacağım? Makyaj fırçalarımı temizleyeceğim. Böyle işte dediğim gibi ince minik ayrıntılar. Perdelerimi daha çok olmadı yıkayalı. O yüzden perde şu an yıkamayacağım. Daha yeni yıkandı sayılırlar. Makyaj fırçalarımı yapacağım. Sonrasında şu ağaç masalarım, biliyorsunuz çok seviyorum ağaç masaları. Aslında bakımı da çok kolay arkadaşlar. Yani mesela ağaç masa deyince çok olmuş olan bir bakımı olduğunu zannedenler oluyor. Hayır değil mi? Yani böyle ayda bir kere falan bunu yapıyorum. Evet, evet. Yani evet, ayda bir böyle özel yağları var. Onları sürüyorum. Sürmeseniz de oluyor ama daha parlak, daha güzel bir görüntü için bakılması daha iyi. Hatta biz inşallah Rabbim nasip ederse kendi evimize geçmeden önce ikisini de böyle ne deniyor? Törpületmek mi deniliyor? Zımpara yaptıracağız. Tekrardan o üstteki kat bir gitsin. En canlı kat gelsin. Sonra bir cilalatacağız tekrardan. Ama şu an ben bakımlarımla güzelce idare ediyorum. Çok da güzel oluyor.
Onu yapma niyetim var. Başka bir şey yapacak mıydım? Sanırım sadece bunlar. Oh. Öyle. Balım. Balımcı. Evet, şimdi geldim banyoya. Şöyle makyaj fırçalarımı aldım. Bu arada ben bunları sanırım daha bekardım. Evlenmemiştim. O zaman Amazon'dan 1-2 euroya almıştım. Böyle full set falan. Yani şöyle görmüş olduğunuz full set olarak 1-2 euroya falan almıştım. O zamanlar ben böyle aşırı indirim kullanıyordum. Pardon. Burak var ya, sabote ediyorsun videomu. 1-2 euroya almıştım ama bulunuyordu da öyle. Şimdi istesem bu kadar ucuza bulur muyum bilmiyorum. Bakmak lazım ama bu kadar hepsini çok uyguna almış oldum. Ve hala kullanıyorum taş gibi. Hiç böyle tüy çıkarma falan yapmıyor. Vallahi en kalitelerini bile geçti yani. Evet, burada bazısı var kullanmıyorum. Birçoğu var ama kullanıyorum. Mesela genelde şu far şeylerini çok kullanıyorum ama hepsini bir bir yıkıyorum. Çünkü birbirine değiyor falan, bakteri oluyor. Evet, şimdi bunu temizleyeceğim. Bu temizliği de nasıl yapıyorum? Beyaz kalıp sabun o kadar güzel temizliyor ki anlatamam size. Ay, kokusunu çok seviyorum. Normal hafif ılık suyla şöyle fışır fışır şey yapacağım. Böyle halledeceğim. Bu arada burada çok iyi ışık olmadığı için buradan ışık açtım. Full tesisat. Burada video çekiyorum. Evet, o zaman ben lafı fazla uzatmayayım. Direkt başlıyorum. Evet. Şöyle bir havlu sereceğim şu kenara. Buradan sürekli bunları yıkayıp yıkayıp onun üstüne atacağım. Böyle ve hepsi mislimiz. Şöyle hemen göstereyim de. Şöyle alayım. Hatta dur, kirli bir tane alayım. Onunla göstereyim size. Uy, düşmeyin. Uy, görüyorsunuz pisliği. Şöyle yapıyorum. Tertemiz oluyor. Bakın. Tertemiz. Beyaz sabun o kadar iyi ki bu işte. Şimdi hepsini bu şekilde tertemiz yapacağım. Makyaj fırçalarım şöyle tertemiz oldu arkadaşlar. Hem böyle hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada bunlar da böyle tek tek uğraşmamak için. Mesela şöyle birkaçını birden alıp şöyle yapıp öyle suya tuttum. Daha hızlı oluyor o zaman. Evet. Bunlar şimdi böyle oldu. Bunları biraz böyle üstünü kapatacağım. Bir gece de bekleteceğim. Ertesi günde hafif kurumuş oluyor. Sonra şöyle yapıyorum. Ve normal kutusuna koyuyorum. Kutusunu da şimdi bir de cifleyeceğim. Kutusu da tertemiz olsun diye. Bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi direkt ağaç masalarımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ağaç masalarımı bir güzel böyle bakım yapacağım falan. Birazdan zaten şimdi şu şeyi sürünce göreceksiniz canlı rengini. Bu böyle bayağı bir solmuş rengi. Hatta şurada bazı renk değişiklikler gözükebiliyor. Bu çok normal. Bir zaman sonra hani mesela üstüne bir vernik atılsa böyle hani birkaç kat, bu kadar olmaz ama bizimkisi verniksiz bir masa. İnşallah taşınacağımız zaman bir vernik attırmayı planlıyorum ama o zaman daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu an verniksiz bir masa olduğu için evet, biraz daha böyle bakımlarını yapıyorum.
Evet, dediğim gibi bazı yerlerde daha canlı, bazı yerlerde daha böyle solmuş oluyor. Bunları bakımla giderebiliyoruz. Hani lekeler falan kalıcı kalmıyor. Zaten her zaman böyle çok bir leke olmuyor zaten, kendiniz de görüyorsunuz. Şimdi ben ne kullanıyorum? Bu arada Türkiye'de hangi marka ya da nasıl bir ürün alabilirsiniz bilmiyorum. Böyle ağaç masa yapan yerlere sorabilirsiniz. Açıkçası muhtemelen satıyorlardır da. Çünkü ağaç masa üretiyorlar, bakımını yapıyorlar. Muhtemelen onu da satarlar diye düşünüyorum. Ben anneme aldırttım. Böyle Polyboy diyor. Fix Neue Politur diyor. Für Dunkles Holz. Bir de bu da bir tane böyle üstüne sonradan bakım yağı. Şimdi ilk önce şöyle renkli bir şey var, görüyorsunuz. Bunu süreceğiz. Bu güzel bir bakım yapıyor. Bir de rengini kendine getiriyor. Bunun için hep şöyle bir bez kullanıyorum. Zaten renklerden anlaşıldığı üzere bu işlem için hep bu bezi kullanıyorum. Evet. Şimdi şunu şuraya koyayım. Biraz da dikkatli olmam lazım ki bu böyle biraz daha koyu bir şey olduğu için hiçbir yere gelmesin. Şöyle döküyorum. Masanın üstüne dökerek yapmayın. Öyle hani lekeli yapabilirsiniz. Şu an görüyorsunuz. Bu canlı renk, bu soluk renk. Benimki de bayağı oldu. Bakım yapmayalı sanırsam 2 ay oldu. Şimdi dedim yine rengini kendine getirelim. Ay çok güzel oluyor. Bakın işte bu şekilde. Ben şimdi hemen hem bu masamda hem yemek masamda ayrıca üçlü sehpalarım var biliyorsunuz. Onlarda bu bakımı uygulayacağım. Ondan sonra size son halini de göstereceğim. Masamın son hali arkadaşlar, bakın çok güzel oldu bu şekilde. Bunları şimdi şuraya koydum, bunlar bir yarım saat beklesin, öyle üstüne koyacağım. Şuraya da göstereyim size. Şöyle biraz size şimdi bakın böyle gözükebilir, bunlar şimdi kuruyacak sonra geçiyor ama çok güzel oldular gerçekten. Şöyle hatta şunları da göstereyim. Vallahi oh, rahatladım. Böyle canlı canlı da bir seviyorum valla. Evet arkadaşlar, bu da böyle ağaç bakımımdı. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Mihra uyandı. Eymen Buran uyanmasına daha var. En azından böyle birazcık dinleneyim. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Hatırra. Hatırra. Isıcam. Ayakları da mı gıdıklanıyorsun? He? Minik kelebeğim benim. Allah Allah. Sonra ne oldu? He? Evet. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen de babayı çok seviyor musun? Evet. Annem, bu halin ne? Bu yine temizlenmiş halin. İyi geldin.
gıcı gıcı yatağında yine. Evet. Eymen Buram uyandı arkadaşlar. Yine şunların haline bunları bir ara yine temizleyeceğim. Saça bak, beyaz olmuş her yine. Eymen Buram böyle sebzeli makarna yapmıştım. Sarımsaklı yoğurtla. Onu yedi. Şimdi duşa geçecek. Gel bunların hepsini dökelim bakalım. Öpücük yolla bakalım. Öpücük yolla. Hmm. Canım benim. Güzel oğlum. Hadi gel. Sen duşa mı geçiyorsun? Bye bye. Duşa mı geçiyorsun? Canım benim. Evet. Burak Eymen'i koyu halledecek. Eymen Burak'a duş aldıktan sonra da ben Mihra Aksa'yı banyo yaptıracağım. Şap. Senden bahsettik. Sen de mi banyo yapacaksın? Olur. Ne oldu? Bu prenses duşunu aldı. Şöyle süslendi, pislendi. Bugün Abdullah'la Furkan arkadaşlarımız gelecek. Arkadaşlar Mihra'yı görmeye gelecekler. Bak. O yüzden Mihra'yı şöyle bir süsledim, pisledim. Değil mi annem? Çok güzel oldun sen. Ne konuşuyorsun sen bakayım? Nom nom nom. Emzi em öyle. Ah. Evet, Eymen burada duşunu aldı. O oyun oynuyor. Şimdi Mihram da oynayacak. Öyle. Şebek. Eymen hemşire ne yapıyor? Yapıyor değil mi? Aferin benim oğluma. Eymen baksana be. Eşek ne yapıyor eşek? Evet. Al bakalım. Kurbağa ne yapıyor kurbağa? Rock rock evet. Kurt ne yapıyor? Evet. Hindi? Hindi ne yapıyor hindi? Al bakalım. Hoppala. Bak anne bebesine ne yapıyor? Evet. Bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Şak şak. Alkış yap. Şak şak. Evet. Eymen, gemi ne yapıyor gemi? Vup vup. Arı ne yapıyor? Vız. Bomba patladı ve boom. Evet. Boom. Bak bebek uyuyor. Ne yapıyor? Yapıyor. Mihra sen neye gülüyorsun? Eymen gel bak. Eymen inek ne yapıyor inek? İnek ne yapıyor? Gel bakayım. Baba gelecek. Gel bakayım. Otur bakayım. İnek ne yapıyor? İnek? Kız ne yapıyor kız? Kız ne yapıyor? Üflüyor. Nasıl üflüyor? Eymen, saat ne yapıyor? Tik tak. Bakalım hangisini yapalım? Amca ne yapıyor amca? Amca ne yapıyor? Öksürüyor. Nasıl öksürüyor? Evet. İtfaiye ne yapıyor? İtfaiye ne yapıyor? Nani nani evet. Al bakalım. Canım benim. Evet. Bakalım. Yılan ne yapıyor yılan? Nani yılan ne yapıyor? Yiyeceğim seni. Afiyet olsun annem. Ne istiyorsun? Evet, hemen buraya şu elmalardan mısır patlağı elmalı bundan çıkardım. Biraz bundan atıştıracak. Ben de bir yandan yemek ısıtacağım. Sonra yedireceğim. Köri soslu tavuk bir de pilav yedireceğim arkadaşlar. Mihram da uykudan uyandı. Sen uyandın mı?
Gözler biraz kızarık. He? Ne oldu? Prenses seni. Beyaz suratlı ya. Her şey ama her şey o kadar mı belli oluyor? He? Minik seni. Güzel kızım benim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde afiyet olsun. Ben de yiyebilir miyim? Bana da verir misin? Al. Verdiği de bu. Biraz daha alabilir miyim? Ay teşekkür. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bak senin önünde var bir tane. Bu tip ne ya? O kim gelmiş? Gel açalım bakalım. Ah. Baba gelmiş. Baba gelmiş. He? Ne oldu? Baba geldi. Terlikleri koy bakayım hemen buraya koy bakayım. Terlikleri güzelce ne? Evet arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Akşam yemeğini yediler. Şimdi şöyle Burak baklava almış. Böyle 3 çeşit pişi almışlar. Onlardan yiyecekler. Yanına da ben şöyle birkaç bir şey çıkarayım dedim. Evde olan şeylerden çıkardım. Ama zaten böyle dediğim gibi güzel bir tatlı tabağı almışlar. Şöyle tuzlu şeyler çıkarayım dedim daha çok. Evet, çay da demlendi ve artık onlar keyif yapacak. Ben de çocukları bu arada yatırdım. Ben de biraz kendim anne saati yapacağım. Bu videoyu da artık burada kapatıyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.